kamu kuruluşlarında terörist biri çalıştırılabilir mi hukuki açıdan? Ya, hukuki açıda sabıkası varsa, ceza almışsa terör örgütü üyeliğinde, yöneticiliğinde sabıka kaydı varsa çalıştırılmaz. Zaten işe başlarken işe giren bir insanda kamu kurumunda özellikle şirketlerin de ya da direkt İBB'nin kendisinde bir adli sicil belgesi istenmez mi? O olmadan işe başlayabilir mi insanlar? Hayır, zaten şöyle yapıyorlar. Bir işe girişte kamu kurumları kişide kişisel bilgileriyle beraber bir de adli sicil kayıtlarını. İsteli. Adli sicil kaydı ne demek? Kişinin herhangi bir mahkumiyeti varsa kişiyle ilgili bir ceza yargılaması yapılıp sonucunda kişinin mahkum edildiği bir suç işlediği konusunda bir sonuç varsa o adli sicil kaydına çıkar. Eğer adli sicil kaydında kişinin herhangi bir kaydı yoksa bu teröristtir ya da bu suçludur diyemezsiniz. Bu iltikaslı mıdır? Nedir o? İltisak. İltisak ne demek o? Şimdi şöyle diyorlar. İltisak bir yapıyla, bir örgütle ya da herhangi bir şeyle ilişkili, ilintili olmak. Yani ceza hukuku kavramı anlamında net, kesin, onun işleri ya da onunla ilişkili olduğu tespit edilemeyen. O netlikte olmuyor ama bir teması var, bir sezinti var, bir tamam. Hani bir duyumu var. Bir belediye başkanı bunu bilebilir mi? Hayır, zaten şöyle bir şey. Ben biraz daha konuyu etrafta açayım da. Burada Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak dile getiren husus diyor ki, belediyenin iştiraklerinde ya da belediyenin herhangi bir kuruluşunda diader, yani bu PKK ile irtibatlı KCK yapılanması içerisinde ismi geçen işte bir din alimleri yardımlaşma derneği. Bu dernek resmiyete bir dernek olarak var. Bu dernek 29 Mart seçimlerinden sonra, yani öncesinde İstanbul'da toplantı yaptı. Dernekler masasına kayıtlı bir dernek zaten. Ama işte kendileri devletin kategorize ederken ya bu dernek kime yakın? HDP'ye yakın. Kime yakın? PKK'ya yakın. Kime yakın? Sola yakın anlamında kategorize ettiği için diyor ki bu derneğin referansıyla... Bu dernek de yasal ayrıca Türkiye'de. Dernekler masasına kayıtlıysa yasaldır. Kapatılmamışsa yasaldır. Bu dernekle iltisak kelimesi ben de kullanıyorum. Bu derneğin referansıyla. Yani bu derneği ya üyesidir ya da o dernekte üye olan birilerinin referansıyla birilerini işe almıştır. İşe aldığından dolayı bu insanlar, bu dernekteki insanlar tanıdıklarına göre, bu dernekteki insanların referansıyla işe girdiklerine göre bunları tanıyorsa bunlar bununla iltisaklıdır. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı hem konum itibariyle hem Büyükşehir Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir belediyenin işçi olarak çalıştıran insanların kimin nasıl işe girdiği konusu zaten kendisi bilemez başkanın. Bu bir. İkincisi, personel alımında sabıka kaydı yoksa iltisaklılığı konusunda bilgi sahibi olamaz. O personel alan kurum da bilemez. Kurum başındaki müdürü de bilemez. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde gassal olarak çalışan bir eleman. Gassal ne demek? Ölü yıkayan demek. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı çalışan bir elemandır. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bir eleman alımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bilgisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayı söz konusu olamaz. Çünkü onun hiyerarşik yapı olarak onu işe alacak İK'dır. Onu işe alacak Mezarlıklar Müdürlüğü'dür. İşe alırken de bu işin bir boyut. Yani Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı... Belediye bilgisi var. Onun bilgisi dahilinde alındı. Yine söyleyeceğim, yasal. Yani benim terörle, yani terör örgütleriyle ilişkim olabileceği olduğu iddiası TCK açısından bir suç taşıyor mu, onu merak ediyorum. İltisaklılık durumu suç olarak subuta ermedi. Hayır, iltisaklı olmuş olması ceza hukuku anlamında bir ifade, bir anlam taşımıyor. Ama idari anlamda iltisaklıdır. Bu bir örgütle irtibatı vardır. Fakat tespit edip cezalandıramıyoruz. Meselesi ayrı ama idari olarak tespit edildiğinde idari olarak kamu kurum işlem yapabilir. Yani onun için de benim tespit edebilmem için yine İçişleri Bakanlığı'ndan adalet. Onun için de şöyle bir şey gerekiyor. Bir kamu kurumuna biri müracaat ettiğinde siz görevin niteliği itibariyle, mesela diyelim ki kamu kurumlarına sayın. MİT'e biri müracaat edin. Siz MİT'e biri aldığında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir personel aldığında siz bunun güvenlik soruşturmasını yaparsınız işe başlatmadan önce. Siz
polis teşkilatına birini aldığınızda güvenlik soruşturması yaparsınız. Ama siz Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kadrosunda alacağınız bir insanı güvenlik soruşturması diye bir şey yapamazsınız. Çünkü öyle bir teknik, donanım, altyapı olmaz. Yani devlet her işe alınan personelle ilgili olarak güvenlik soruşturması yapmaz. Ancak siz personeli işe aldınız. İşe aldıktan sonra devlet, İçişleri Bakanlığı, Emniyet bir konuda kuşku duyuyorsa bir personelle ilgili güvenlik soruşturması yapar. Güvenlik soruşturması sonucu alın raporlar. Raporladıktan sonra ilgili kuruma gönderir. Der ki, ilgili kuruma der ki ya bu kişi, kurumunuzda çalışan bu kişi şu örgütte PKK ile, MLK ile, TKP ile ya terör örgütü olarak kabul edilen örgütle iltisaklıdır, irtibatlıdır. Bu nedenle bunun hakkında bilgi sahibi olun diye. O zaman siz kurum olarak bunu aldınız. Siz gerekli idari soruşturmayı siz de kendi içinizde, iç denetiminizde bir incelemeye tabi tutup bir süzgeçte geçip bir karar vermezseniz o zaman bir sorumluluktan bahsedilebilir. Ama direkt başta ya sen bunu alırken benim kanaatime göre bu şu partinin seçmeni olduğu için ya da şu derneğe yakın olduğu için bu iltisaklıdır. Bu nedenle sen iltisaklı terör örgütü üyelerini orada hamilik yapıyorsun. Onları işe alıyorsun suçlamasıyla karşı karşıya kalması söz konusu olmaz. Şimdi bu tartışmalar tabii ne zaman başladı? Aslında bu tartışma yerel seçimlerle beraber başladı. Yani 2019 yılında başladı bu tartışmalar. Sonra seçimler yenilendi. Haziran'da 23 Haziran seçimleri. Ardından bu tartışmalar hala devam ediyor. Ama son olarak 10 Aralık tarihinde İmamoğlu'ndan Soylu'ya bir yanıt geldi. Gösterebilir miyiz arkadaşlar? İmamoğlu'ndan Soylu'ya itibarı beni itibarsızlaştırmaya asla yetmez, onu ifade edeyim dedi. Bu haber gerçek gazetede var, okuyabilirsiniz ayrıntılarını. Ardından 22 Aralık tarihinde İmamoğlu bir iddiada daha bulundu. Dedi ki kentsel dönüşümde siyasi simsarlar var, Güngören Belediyesi'ne itham etti. Yine burada haberin ayrıntıları. 24 Aralık tarihinde İmamoğlu Erdoğan'a imzasını İstanbul'un lehine atsın ki işlerimiz engellenmesin dedi. Bir şey, otobüs meselesiyle ilgili olarak şey yapıldı, imza attığı için alamıyordu. Ya da yurt dışı kredi kullanma konusu. O çok uzun süredir devam ediyor zaten. Ardından 25 Aralık tarihinde İmamoğlu, Allah hiçbir yöneticiye güveni kaybedilmiş bir yönetici pozisyonu oluşturmasın dedi. Ve Erdoğan'ın tam o tarihte 25 Aralık tarihinde Metropol bir araştırma yayınlatacağız. Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanlar 38.6'da kaldı. %38.6, 25 Aralık. Görev yapış tarzını onaylamayanların oranı %57.2. Ve cevap vermeyen %4.3. Bu Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanlığı 2014 tarihinden itibaren görev yapış tarzını onaylamayanların en yüksek oranı, onaylayanların da en düşük oranı. Ve AK Parti seçmeni içerisinde %94.9 oranında Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorlar. MHP'nin %68'i onaylıyor. Ya MHP içerisinde Erdoğan'ın görev tarzını, yani yapılış tarzını, Cumhurbaşkanlığı'nın yapış tarzını onaylamayanların oranı 32 civarında. Metropol aynı zamanda bu ankette dedi ki AK Parti seçmenin 1/3'ünü kaybetti. Yani 1/3 seçmen gitti başka siyasi partilere. Şimdi tartışma yine devam etti. 28 Aralık tarihinde Şamil Tayyar bir yazı yazdı ve isyan etti. O yazıyı gösterebilir miyiz arkadaşlar lütfen? Şamil Tayyar'ın yazısını. İmamoğlu'nu ne zaman zayıflasa can suyu veriyoruz dedi. Yani kime dediği ortada. Kendi partisine dedi. Kendi partisine dedi. İçişleri Bakanı'na söyledi aslında açık bir şekilde. Çünkü bu tartışmalar aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın biliyorsun bütçe görüşmelerinde başladı. Yani normal bütçe görüşmeleri yaparken Soylu durup dururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 33 bin kişiyi işe aldığı, teröristleri çalıştırdığını gündeme alakası yokken. Ama bir şey kaçırıyoruz. Bu ülkede son yıllarda yani özellikle 2015 yılından itibaren bir terör gündemi yaratıldığında, terör üzerinde konuşulduğunda toplumu konsolide etme,
tabanı konsolide etme. Hem kendi tabanını hem de kendi tabanın dışındaki insanları da hassas bir noktada toplama, bir araya getirme, konsolide etme düşüncesi başlamış oldu. Sıkışıldığında, genel olarak bir konuda açıklık getirilmediğinde hemen şöyle deniyor. Ya biz bir terörle mücadele yapıyoruz. Bir, karşımızda bir terör meselesi vardır. Dış güçler de var bunun arkasında. Bu terörün arkasında dış güçler var. Biz bir mücadele içerisindeyken siz ne konuşuyorsunuz? Meselesiyle gündeme başladığında bu günü kurtarılıyor. Şimdi İmamoğlu meselesi gündeme geldiğinde işte diyor ya İmamoğlu'na can suyu veriyoruz. Soylu bütçe görüşmelerinde bütçesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili sunum yaparken kendisine yönetilen eleştirilere, kendisine getirilen ithamlara cevap vermenin daha zor olacağı, daha zaman alacağı, daha kendisini sıkıştığı yerde kurtarma meselesinde problem yaşayacağını düşündüğünde ne yapıyor? En kolay yol, ya sen teröristleri çalıştırıyorsun dediğinde bak gündem değişti. Biz başka bir şey tartışıyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kaç tane terörist var? Bunun hep başladı şu anda. Tartışmasını yapıyoruz değil mi? Kaç tane terörist var? 33 tane mi, 40 tane mi, 50 tane mi? Mezarlıklardan mı var? Hayır, mezarlıklardan mı var? Ölü yıkarken bunlar bir şey mi yapacak o da? Yoksa park bahçelerden mi var? Biz İspart'tan mı var? Şimdi ardından Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alınan işçi sayısını açıkladı. Video verebilir miyiz arkadaşlar? Yani Soylu'nun İBB işçi sayısını açıkladığı video ilginçtir. Erdoğan 45 bin kişi diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 33 bin kişi diyor. Şimdi rakamda anlaşamadılar. Ne kadar işçi alınıp alınmadığı konusu. Verebiliyor muyuz arkadaşlar? Kaldığım itham şuydu. Siz seçimden önce bir takım belediyelerde terör örgütünle iltisaklı kişilerin terör örgütlerine girebileceğini söylemiş. Evet, doğru söyledim. Ve şu anda onların önemli bir bölümü içeride, bir büyük bölümü de mahkemelerde yargılanıyor. Ama önemli bir şey daha var. İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı. Ve yani bu 33 bin kişi de biz ancak 14 bin kişisinin... Sayın Bakan, daha fazla uzatma şansım yok. Uzatamıyorum ama siz söyleyin, kayıtlara girsin. Tam kayıtlara girsin, söyleyin Sayın Bakan. Sayın Başkan, bu soru cevap işlemi olduğu için 20 dakikayla... Son cümlenizi söyleyin, açalım, son cümlenizi alayım. Söyleyin Sayın Bakan. Söyleyin son cümlenizi. 33 bin kişide 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin MKP kaydı var. Ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim. Teşekkür ediyorum sana. Düşün. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Haziran'ından itibaren 33 bin kişi almış diyor Soylu. Bunların da diyor 13 bin ne inceleyebildik? İçinde terörle ilişkili 455 PKK'lı, KCK'lı, 82 tane DHKPC'li, 20 tane MLKP'li, 2 tane MKP'li, hale tespit edemediğimiz 33 bin ancak 13 bin inceledik. 20 binini daha incelesek, ya sen zaten bu işe alınan herkes İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Neyim? Niye? Yani çok zor bir şey mi bu? Bu inceleme yaptı dedikleri hikaye de size söyleyeyim. Şimdi bizi izleyenler, dinleyenler şöyle anlasın. Alaka tetkiki denilen bir şey vardır. İltisaklı şöyle diyor. Diyor ya, biz inceleri sistemde gördük. Adam üniversitede okurken, lisede okurken. Herhangi bir eylemde. Herhangi bir yürüyüşe, gösteriye katılmış. O yürüyüş gösteri mesela o gün neyle ilgilidir? Diyelim ki herhangi bir HDP'nin bir organizasyonu, bir mitingi. Onunla ilgili gözaltına alınmış. Gözaltına alınca polise bir kayıt açıyorlar. Artık o alaka tetkiki dediğimiz, yani kendi sisteme girdiğinizde bu adamla ilgili Ahmet bilmem ne ismine girdiğinde, ha, bilgi güvenlik şeyinde diyor ki bu HDP'nin ya da PKK'nın DHKPC'nin bir gösterisinde, yürüyüşünde yer almıştı. Bu iltisaklıdır diyor. Şimdi bu adamın iltisak dediğimiz bu. Bu. Bu adam artık hayatı devlet açısından, kayıtlar açısından dönülmeyecek şekilde kirlenmiştir kaydı. Halbuki
Bizim açımızda, bizim o sabıka kaydı hukuk açısından dikkate alması gereken sabıka kaydı. Tamam, bir sabıka insan, kaydında da bu yok zaten. Bu yok. Bir insan yargılanıp mahkumiyet almamışsa, hüküm giymemişse o kişinin herhangi bir örgütün üyesidir diyemezsiniz. Yani şunu İçişleri Bakanı... Kamuda memur da olabilir. Kamuda memur da olabilir, işçi de olabilir. Başka bir şey soracağım burada ilginç olan. Kamuda ve özel şirketlerde mahkumlar işe alınıyor biliyorsunuz. Bir de %2'lik bir oranda zaten siz hükümlü, eski hükmü istihdam etmek zorundasınız. Evet. Şimdi ben orada %2 cinayetten, yüz kızartıcı herhangi bir suç olmaması gerekiyor. Devlete karşı işlenmemiş suçlar olması gerekiyor. Hükümler de var kamu kurumlarında. Bu Gaziantep AK Parti Belediyesi'nde de var. Esenler AK Parti Belediyesi'nde de var. Bolu CHP Belediyesi. Ya bu zorunlu bir şey. %2 gösterim. Bir kere onun amacı da şudur. Yani insanlar, siz zaten ceza infaz hukukunun temel amacı kişiyi yeniden topluma kazandırmak. Modern çağdaş ceza hukuku onu gerektirir. Yoksa biz eski tarihte gibi adamı giyotiyle başını vurup öldürecektik. Islah olmuşsa, cezaevinde çıkmışsa, tahliye edilmişse artık demek ki ıslah olmuş ki çıkmış. Onun yeniden eski suçundan dolayı dışlanmaması için topluma entegrasyonu adına devlet bir yasal düzenleme yapmıştı. %2 oranda bir işçi çalışıyor. Bunların %2 eski hükümleri istihdam edin ki onlar toplumla iç içe yaşasın, toplum içine yer alsın. Toplum onları kazansın. Onlar da toplumda barışık olsunlar diye.